Siz savcılığa gidiyorsunuz diyorsunuz ki bu fotoğraflar ve bütün gazetelere. Gözü mor fotoğraf. Evet beni bu hale soktu diyor. Hı hı. Evet bu hale soktu diyorsun tamam. Benim raporum var diyor. Savcı da diyor ki tamam. Raporu Siz bu gelin. hale soktu. Raporu verin diyor. Rapor geliyor. Rapor gözle alakalı değil. Rapor göğsünde ve ayağında birer morlukla alakalı ve diyor ki, evet bu benim makyajım. Ben makyaj yaptırdım. Fakat işte bir ay sonra yine ben şiddete maruz kaldım. 30 Ekim'de ben şiddete maruz kaldım. Benim ayağım ve göğsümde birer morluk oldu. Ve ben altı gün sonra, bakın dikkat edin, çok önemli burası. Yani siz şiddete maruz kalıyorsunuz, evinize gidip bekliyorsunuz veya işlerinize, gece saat 11.30'da birdenbire aklınıza geliyor. Ok meydan araştırma hastanesine gidiyorsunuz. Acilden ayağınızda ve göğsünüzle ilgili bir rapor alıyorsunuz. Ve bu fotoğrafla öteki raporu birleştiriyorsunuz ve suç suçturuyorsunuz. Peki göğsündeki ve ayağındaki morluk nedendi? Bilmem. Ve onu yeniden adli tıp'a gönderildi şu an rapor. Çünkü raporda göğüs raporun sonucu geldiği bacakta, zaman morluk. çok sürpriz bir sonuç gelirse hiç şaşırmayacağım ben. E, çünkü e, ...gerçekten mutlaka ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Saruhan her şeyin üstüne yemin edebilir misin ki... ...ben bir elimi bile kaldırmadım diye? Tek bir şey söyleyeceğim size. Bugüne kadar... ...bütün kadınlardan da buradan özür diliyorum. Gündemi böyle bir şeyle meşgul ettiğim için... ...o zaman da özür diledim. Ve çok enteresan... ...üç tane gazetede benim bu ne özürüm yayınlandı... ...ne de samimiyetimle ilgili birkaç kelime edildi. Tamamen kadının tarafı tutuldu. Böyle bir durum var. Ben... Her şeyin üzerine yemin ederim. Ben bu kadına böyle bir temasım olmadı. Olamazdı. Olması için bir sebebim yok. Bir de niye olsun? Peki, eee eddanın açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum. Hı -hı. Kapıya dayanıp kapıyı zorlaman, kırman, içeriye girme çalışma Şimdi çaba onu söyleyeceğim. Bak. Senin evinde onu, diyorsun. Benim evim orası. O yüzden e, savcılık ve hakimlik bana koruma kararı çıkarttı. Ben izah ettim orada kendimi. Dedim ki efendim benim evime gelindi. Benim kamera kayıtlarımda. Benim şahitlerim var. Benim işte komşum var, apartman görevim Çıktı var. Çıktı mı kamera kaydından? Kamera kaydı çıkmadı çünkü o dönem bir, bir ayı geçtiği zaman siliniyormuş. Hı. E, fakat şahitlerim var. Efendim benim evime gelip benim kapımda, benim evim içinde oluyor bu olay. Ve ben istiyorum ki bu insan bana yaklaşmasın telefonla bile. Ona koruma kararı çıktı ve benim burada şu an açıklayamadığım bazı durumları da izah ettim ben savcılığa Peki, onu, ve bana Peki, bir koruma kararı var. çıktı. Peki.